Burak, bir yazar mısın sana zahmet? Efendim hocam? Bir yazar mısın sana zahmet? Yazıyorum hocam. Hocam sesim geliyor mu? Hocam. Geliyor gençler, az bekleyin. Biraz daha bekleyin tamam. Arkadaşlar gelsin. Tamam hocam. Hocam ben size bir soru soracaktım ama. Sorumuz. Ama konumuzla alakası yok. Sor olsun. Hocam bu Erasmus şeyleri ne zaman başlıyor? Bilginiz var mı? Ya onu senin araştırman lazım. Okulun sitesine bakıp. He, tamam hocam. Şey eskin yapalım. Birazdan gemide güvenlik işi izleyelim arkadaşlar. ISPS nedir, ne değildir. Ama şimdi siz şöyle bir gemiyle alakalı buraları bahsettim. Benim hoşuma gitti. Bilgiler var. Ast, üst. Çünkü gemide biliyorsunuz küçük bir askeri gibi. Belli bir hiyerarşinin olduğu yer arkadaşlar. Hocam ben bazı gemi sayfalarını takip ediyorum. Böyle kaptanla çalışanlar filan kardeş gibi takılıyorlar ya. Ya o gemiye göre her şeye göre değişir Fatih. İlk olarak da kişiliğe göre değişir. Doğru. Yani çoğu gemide öyle göremezsin yani. Genelde o aynı çalışanlar hep uzun yıllardır beraber çalıştıkları için. Uzun yıllar aynı yerde çalışıyorsa belki olabilir ama yine de belli bir sınır vardır yani kesin. Anladım hocam. Ya hocam iş saati içinde rütbeler geçerken iş saatleri dışında bir samimiyet vardır illaki. Ya illaki samimiyet var mı? Mesela ben bir önceki gemide çalıştığım kaptan benden küçüktü 1,5 yaş. Ben ona hala mesela o bana yazar arada. Ben ona hala abiyle hitap etmiyorum mesela. Hep süvari bey diyorum. Ya o hiyerarşik yapıdan da kaynaklanıyor. Hem de biraz da samimiyet de var. Yani o bana şey bilene kadar öyle devam eder. Der ki oğlum ne süvari bey gemiden indik artık bak. Bana böyle isimle hitap et diyene kadar öyle devam ediyor. Yani benim aldığım şey de öyle. Mesela bir gittik yine bir gemiye gitmiştim ben. Yurtta beraber aynı odada kalmadık da farklı odada kalıyorduk. Atıp İstanbul'da 2004 yılında kalmıştık işte. O mesela bir gittim gemide kaptan. Ben ikinci mühendisim. Ben baktım bu kaptanın arkadaş yani. Ama tabii gemide şey yapamıyorsun. Sonuçta kaptan sonuçta. Ne kadar şey olsa bile. Sonra arkadaşım falan. Süvari bey. Sonra bir gün Amsterdam'ın dışarı çıktık işte onlar. Burak kaptan. Şimdi Beşiktaş Denizlik'te inspektör zaten. Süvari Bey. Oğlum ne Süvari Bey'dir ya? Benim önümdeki ev bırak da artık dedi. Yani size diyene kadar şey olmaz. Bir fayda var yani arkadaşlar. O da biraz sizi bu örsü adeti aldığınızı gösterir yani. Gemilerin ve çalışanların arkadaşlar sizi mute ediyorum. Arada bir ses geliyor. Gemilerin ve çalışanlarının gemide bulunma amacı üstlerinden deniz taşıma işini can ve mal emniyetini sağlayarak ve insanlığın geleceği olan çevreyi koruyarak en iyi şekilde yapabilmektir. Gemi personeli gemi içinde gerek iş gerekse ortak yaşamı düzenleyen kurallara uymakla görevli, uyulmaması halinde ise olacak gelişmelerden sorumludur. Bu kurallar
şirket emniyette işletim sistemi yöntemleri, kaptan talimatları ve bölüm amirliğinin emirleriyle belirlenmiştir. Gemi iş ve yaşam düzenini belirleyen kuralların oluşturulması, takibi, uyulmaması halinde uygunluğun sağlanması, aksaklıkların düzeltilmek gerekliliği, gemi adamları arasında bir astlık, üstlük, amir-mai ilişkisini zorunlu kılmaktadır. Düzen ve hiyerarşi oluşturmuştur. Hiyerarşi, alt-üst, amir-mai ilişki sıralamasıdır. Üst, hiyerarşik yapıda üstte bulunan kişi, ast ise altta bulunan kişidir. Amir, maiyetine emir vermeye yetkili kişi, mai ise bir amirin emri altında bulunan kişidir. Aşağıda birazdan bakacağız. Şemadaki kollar arasında doğru bağlantılarda amir maiyet, çapraz bağlantılarda üst ast ilişkileri mevcuttur. Gemi, başında kaptan bulunan iki bölümden oluşmuştur. Bunlar, başında birinci zabit bulunan, yani ikinci kaptan da denilebilir, bulunan güverte ve başında baş mühendis bulunan makine bölümleridir. Yani neymiş gemi arkadaşlar? Güverte bölümü ve makine bölümü diye ikiye ayrılıyormuş. Güverte bölümünün başında kim varmış? Birinci zabit. Yani ikinci kaptan. Yani chief officer. Chief officer. Diğer bölüm neymiş? Makine. Sizi daha çok ilgilendiriyor tabii. Bizi daha çok ilgilendiriyor. Makine kısmı. Siz de makineci olacaksınız zaten. Makine kısmının başında kim varmış? Baş mühendis. Yani çakçıbaşı. Yani chief engineer arkadaşlar. Bunların iki bölümünde, yani makinenin ve güvertenin de üstünde kim var? Kaptan var arkadaşlar. Master, kaptan. Bir daha okuyalım. Gemi başında kaptan bulunan iki bölümden oluşmuştur. Bunlar başında birinci zabit bulunan güverte ve başında baş mühendis bulunan, yani çakçıbaşı bulunan makine bölümleridir. Aşağıdaki şemada bir ticari geminin hiyerarşik düzeni gösterilmektedir. Kaptan en üstte, gördüğünüz gibi arkadaşlar. İkiye ayrılıyor, makine ve güverte diye. Güvertede birinci zabit. Kaçıncı kaptan birinci zabit? İkinci kaptan. Aynen. Aynı zamanda ne diyorduk? Chief officer. Chief officer. Aynen. Bunun altında ne var? Güverte zabitleri. Güverte zabitleri dediğimiz üçüncü kaptan, dördüncü kaptan, varsa beşinci kaptan arkadaşlar. Buraya stajyerleri de sayabiliriz. Sonuçta onlar da ileride birer güverte zabitleri olacak. Ayrıyeten güverte nostromosu, gemideki adı güverte nostromosu nedir? Bilen var mı? Güverte zabiti mi hocam? Değil, güverte zabiti kaptanlar. Pardon. Güverte nostromosu'nun diğer adı gemide arkadaşlar, reistir, reis. Reis, evet. Gemide eğer birisi size reis şunu yaptı, reis bunu yaptı, reis şunu söyledi falan filan diyorsa, bilin ki güverte nostromosu'nu söylüyordur. Yani. Güverte nostromosu'ndan bahsediyordur. Reis'in altında da arkadaşlar usta gemiciler var. Usta gemiciler. Güverte birinci zabitin altında başka kim var arkadaşlar? Aşçı ve kamarot. Varsa kamarot. Varsa kamarotlar. Yani çoğu gemilerde, yani Türk gemileri dahil olmak üzere kamarotları artık kaldırmaya başladılar yavaştan zaten. Gelelim şimdi bizi daha çok ilgilendirecek olan kısım, makina bölümü. Makinenin başında kim var? Baş mühendis. Yani gemideki adı ne? Çarkçıbaşı. Çarkçıbaşı. İngilizcesi? Ship engineer. Ship engineer. Ship engineer. Evet arkadaşlar. Onun altında kim var? İkinci mühendis. İkinci mühendis. Yani second engineer. İngilizce'de ikinci second demek. İkinci second. Mühendisin altında makine zabitleri. Bakın burada biraz daha farklı gördüğünüz gibi. Burada biraz daha farklı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elektrik zabiti falan da var değil mi hocam? Makine zabitleri içinde varsa üçüncü mühendis. Varsa dördüncü mühendis. Varsa beşinci mühendis. Elektrik zabiti. Makine nostromosu. Makine nostromosunun altında da neler var? Yağcılar var arkadaşlar. Ya da varsa öyle bir kadro, siliciler var. Makine nostromosuna gemi dilinde arkadaşlar ne denir, bilen var mı? Hani güverte nostromosuna ne diyorduk?
Reis. Tamam. Makine Nostromo'sa ne diyoruz bilen var mı? Usta mı? Ne diyoruz hocam? Aynen öyle. Usta. Usta ya da Fiter. Bunlar gemide Makine Nostromo'suna verilen adlar arkadaşlar. Bu şekilde bir hiyerarşik düzen, alt üst dengesi var. Ki çok da abartılmamak, çok da bunu katılaştırmamak kaydıyla böyle bir şeyin olmasına gerek yok arkadaşlar gemide kendi fikrimce. Ha, biz kendimiz çalışırken böyle çok hissettirdik mi bunları? Ben elimden geldiğince hissettirmemeye çalıştım. Sonuçta hepimiz insanız. Ama belli bir sonuçta iş veriyorsun 3. mühendisi, 4. mühendisi, ustaya. Sonuçta onlar da senin çalışanın gibi. Hani nasıl karada patron var, patron iş veriyor. Aynı şekilde biz de gemide baş mühendisinin altındaki patron makine mühendisinin 2. mühendisi oluyor sonuçta. Bütün işleri sen program edip sen yönlendiriyorsun her şeyi. Bir nevi işte amir oluyorsun orada. Bunu çok az hissettirerek bütün işlerin verimli çalışmasını, verimli yapmasını sağlamak hakikaten arkadaşlar o dengeyi tutmak çok zor iş. İnsan işlerinde özellikle. Umarım siz ilerleyen zamanlarında bu dengeyi doğru kurarsınız. Çünkü ileride siz de stajyerden sonra ne olacaksınız? Üçüncü mühendis, üçüncü makinesi neyse sonra ikinci olacaksınız. Bu sefer siz amir konumuna geçeceksiniz. Çok katı olmayacak şekilde İşlerin de aksatılmamasını sağlayacak şekilde yönetmelisiniz arkadaşlar. En önemli husus bu gemide. Çünkü hep berabersiniz orada. Belli bir psikolojik baskı var sonuçta gemide olmanızdan dolayı. O hem o psikolojik baskıyı hem o işleri yapılmasını alt üst dengesini bozmadan keyifli bir biçimde yapabilmek gemideki en önemli iş arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hiyerarşi, antik Yunan döneminden beri hayatımızda olan bir kavramdır. Sosyal varlıklar arasında hiyerarşinin ilk örneklerinin dinler ve din adamlarının halk arasındaki statü olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde avcılık ve toplayıcılık zamanından beri grupların içinde bir liderin belirliğini gözlemleyebiliriz. Beğensek de beğenmesek de sosyal varlıkların hayatını sürdürülmesi için hiyerarşi bir gerekliliktir. Günümüzde hiyerarşi işletmelerde yönetim, liderlik ve statü kavramlarıyla karşımıza çıkar. Hayvan topluluklarında bile hemen bir hiyerarşi düzenli olduğunu gözlemleyebiliriz. Böyle. Bundan bu arkadaşlar çok kısa değindik ama bununla alakalı sorusu olan var mı? Çünkü bu çok önemli bir konu. Gemideki yaşam. Hiyerarşiyle, gemide hiyerarşiyle ilgili mi hocam? Evet evet aynen. Şu şemayla alakalı. Hocam sadece bu kişiler mi çalışıyor yoksa sayıları birle mi bitiyor? 5-6 kişi böyle bir anda çalışabiliyor mu yani? Dur bir daha anlamadım, bir daha söyle Fatih. Hocam sadece burada birer kişi mi çalışıyor böyle, hani güverte zabitinden bir tane, makine zabitinden bir tane, ne bileyim. Değil mi? Güverte zabiti 3. kaptan ya da 4. kaptan ya da 5. kaptan olabilir dedim. Reis bir tane ama usta gemiciler yani güverte sayfası 5-6 tane olabilir. Aşçı bir tane, kamerotta bir tane. Baş mühendis bir, ikinci mühendis bir. Makine zabitleri 3, 4, 5 olabilir. Ama genel olarak sadece 3 görüyorsunuz. 4, 5 çok nadir görüyorsunuz. Böyle tabii stajyer bekliyor. Makine stajyer bekleyebiliriz. Buraya güvertli stajyer bekleyebiliriz. Makine oluşturması tek görürsünüz yüksek ihtimal. Makine tarifası 2 tane de yağcı görebilirsiniz, 3 tane de görebilirsiniz, tek yağcı görebilirsiniz. Geminin büyüklüğüne göre, geminin tipine göre değişir bu. Elektrik zabitleri bir tane görürsünüz. Yani burada yazılanlar tek bir kişi değil. Değişir yani. Anladım hocam. Şirkete göre değişir. Gemi tipine göre değişir. Geminin büyüklüğüne göre değişir. Her şey göre değişir onlar arkadaşlar. Ama ana şema bu. Tamam hocam. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Yok. O zaman konumuza gelelim. Ya bu aslında benim kaç zamandır aklımda bunu böyle bir şey anlatayım diye. Anca fırsat oldu. Gemide güvenlik arkadaşlar. Gelelim asıl konumuza. ISPS kod. ISPS kodun tanımı. Denizde güvenlik bitti. Gemide mi başladık hocam? Güvenlik bitmez. Fatih. Anladım hocam.
Açılımını yapayım mı hocam Solaz'ın? Ezberledin mi sonunda? Ya abla siz ne diyorsunuz hocam? Bir ezberlemişsin. Gemi de arkadaşlar hani hep ben şey diye düşünürdüm hani gemiye giderken ya şu makineyi sökmeyi takmayı öğreneyim falan ondan da öğreneyim yeter diye düşünürdüm ama gemide bir sürü evlat var arkadaşlar. Sonra öğrendik ki gemide o makine şeylerini herkes yapıyor zaten yani bir şekilde öğreniyorsun onu. Yani çok şey değilsen. Asıl şey bu gemideki evlatları, prosedür, güvenlik bunlar onlar çok daha önemli. Yani aslında gemi makineyle değil, gemi evlakla yürüyor arkadaşlar bir nevi. O evlakları düzgün yapabilmek, düzgün tutabilmek önemli. Çok önemli. Günümüzde deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin önceden tespit edilmesi, uluslararası sefer yapan ticari gemiler ve bu ticari gemilere hizmet veren liman tesislerini etkileyebilecek terör eylemlerine karşı önleyici tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmiştir. Bu bağlamda SOLAS 74 sözleşmesine taraf olan devletler, ilgili hükümet kuruluşları, yerel makamlar, denizcilik ve liman işletmeleri arasında işbirliği sağlayan uluslararası görev ve sorumlulukların tesis edilmesi, güvenlikle ilgili bilgilerin erken ve etkin bir şekilde toplanması, bilgi alışverişinin sağlanması, denizde güvenliği sağlamak için uygun ve yeterli tedbirlerin alınması maksadıyla uluslararası, bu önemli, uluslararası gemi ve liman tesisleri güvenlik kodu. Ne bu? ISPS. Neymiş açılımı? Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu. Yani İngilizcesi International Ship and Port Facility Security Code oluşturulmuştur. Ne için oluşturulmuştur? Denizde güvenliği sağlamak için uygun ve yeterli tedbirlerin alınması. Bunun için oluşturulmuştur ISPS Code. Tarihçesi hepinizin de aşina olacağı gibi diyeceğim ama siz kaç doğumlusunuz arkadaşlar? 2001'liyim ben hocam. O zaman siz bunu çok hatırlamayabilirsiniz. Ben de o zaman lise 2'deydim. Yatılı okuyordum liseyi. Tam böyle okulun açıldığı gün müydü? O hafta mıydı neydi? Bu olaylar olmuştu. Biz de... Hocam ben bunu araştırmıştım. Siz hatta okumuştum ya. Araştırma ödevim diye benim. Tamam tamam hatırlıyorum. Hatırlıyorum Fatih. İşte yatılı okuyoruz biz. Okullara televizyon sadece kantinde var. Böyle çay içmeye mi gittik? Bir şey oldu. Akşam yemeğinden sonra çay mı aldıydık? Neydi? O zaman bunu görmüştük işte. Onu hiç unutmuyorum. Biz kuleler. Yani lise 2'deydim. Aynen ben lise 2. 11 yıl. Kumpas falan diyorlar buna. Gerçek değil. Uçağı bilerek düşürmüşler diyorlar. Öyle diyorlar işte. Bilemiyorsun ki onun iç yüzünü bilme ihtimalin yok. Yani hiç yüzünü bilme ihtimali yok onu Fatih. Şu 11 Eylül olayları var ya hocam işte o bu değil mi? Ha bu bu. Buradan sonra patlak verdi. Amerika'da Müslümanlara tüm eziyet ettiler. Tabii tabii aynen sizin, öyle. Aynen öyle. Sizin yüzünüzden oldu bunlar değil. 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de yani Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen terör eylemlerinin ardından Kasım 2001'de yapılan ve ülkemizin de üyesi olduğu IMO yani Uluslararası Denizcilik Örgütü yani International Maritime Organization denizde ve denizden olabilecek terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla yeni tedbirlerin denizcilik sektörüne getirilmesini teklif etmiştir. Denizde ve denizden olabilecek terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla gemi ve liman tesislerinin güvenliğine ilişkin yeni tedbirlerin alınması konusunda anlaşmaya varılmıştır. IMO Genel Kurulu tarafından bu konuda alınabilecek tedbirlere ilişkin çalışma yapması amacıyla Deniz Güvenlik Komitesi yani MSC Maritime Security Council yetkilendirilmiştir. Deniz Güvenlik Komitesi tarafından denizde ya da deniz yolunda olabilecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik yeni kuralları belirlenmesi amacıyla yoğun çalışmalar yapılmış, toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılar sonrasında gemilerin liman ve tesislerinin güvenliğine yönelik yeni tedbirler içeren ISPS kod oluşturulmuştur. Hocam bu 11 Eylül olaylarını anlatan bir tane film var. İzlediniz mi onu? İzlemişimdir Fatih. Gemiye çıkacak bir çoğu film izliyorsun. Amir Khan diye. Amir Khan tamam izledim. Çok tavsiye ederim hocam. Çok güzel bir film. Biliyorum ya. Olayları anlatan. Amir Khan zaten benim sevdiğim
aktörlerdendir. Aynen. ISPS kodun kabulü, MSC tarafından oluşturulan yeni tedbirlerin zorunlu olarak ve bir an evvel uygulamaya girilmesi amacıyla ISPS kodun ülkemizin de taraf olduğu 1974 tarihli SOLAS yani Denizde Uluslararası Can Emniği Sözleşmesi'ne eklenmesi kararlaştırılmıştır. Bu amaçla 12 Aralık 2002 tarihinde SOLAS diplomatik konferansı toplanmıştır. Deniz yoluyla olabilecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik tedbirler SOLAS 74 bölüm 11'e Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik yani ISPS kodu olarak eklenmiş ve 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmesi tüm taraf devletlerce kabul edilmiştir. Aşağıdaki gemi ve limanlar ISPS kodu gerektirdiklerine uymak zorundadırlar. Neymiş bunlar? Uluslararası sefer yapan tüm yolcu gemileri. 500 gross ton ve üzerindeki tüm yük gemileri. Gross ton neydi? Bir daha söyler misiniz hocam? Anlayamadım da. Gross ton neydi gross ton? Hocam geminin hacmi. Aynen öyle. Mobil deniz sondaj birimleri uluslararası seferle iştigal eden gemilere hizmet veren liman tesisleri. Burada gördüğünüz bütün gemiler ISPS koda uymak zorunda alınan kararlar gereği arkadaşlar. Amaçları. Güvenlik tehditlerini tespit etmek ve uluslararası ticaretle iştigal eden gemileri ve liman tesislerine etkilen güvenlik eylemlerine karşı önleyici tedbirler almak amacı devletler, hükümet kuruluşları, yerel makamlar, denizcilik ve liman işleticileri arasında işbirliğini kapsayan uluslararası bir yapı tesis etmek, bu kuruluşların görev ve sorumluluklarını belirlemek. Güvenlikle ilgili bilgilerin erken ve etkin bir şekilde toplanmasını ve bilgi alışverişini temin etmek. Değişen güvenlik seviyelerine hazırlıklı olarak hareket edebilmek için yeterli ve düzgün plan ve prosedürlere sahip olabilmek. Denizlerde güvenliği tesis etmek üzere uygun ve yeterli tedbirlerin alınabilmesi için gerekli ortamı sağlamak. Güvenlik tehditleriyle ilgili bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve taraf devletlerle bu tür bilgilerin paylaşılması, değiş tokuş edilmesi. Gemiler ve liman tesisleri arasında haberleşmenin ve işbirliğinin sağlanması. Gemilere, liman tesislerine ve bunlara ait yasak bölgelere izinsiz girişlerin önlenmesini sağlamak. İzinsiz olarak silahların, yangına yol açacak malzemelerin ya da patlayıcıların gemilere ve liman tesislerine sokulmasını önlemesini sağlamak. Güvenlik tehditleri ya da güvenlik eylemlerine karşılık verebilmek için tehlikeyi bildirici vasıtalar, araçlar temin edilmesini sağlamak. Gemi ve liman tesisi güvenlik planlarının hazırlanmasının temin edilmesi ve güvenlik planları ve prosedürlerine aşinalık sağlamak için eğitim, talim ve tatbikatların temin edilmesini sağlamaktır arkadaşlar. Bu ISPS kodun amaçları önemli arkadaşlar. Bunları şimdi güzelce anlattık. Siz de bunları bir okursunuz. Sağlama yapmak açısından. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu yani ISPS çerçevesinde oluşturulan deniz güvenlik politikası ile ilgili deniz politikasıyla ilgili tanımları şu şekilde söyleyebiliriz. Gemi, seyyar açık deniz sondaj üniteleri ve yüksek hızlı tekneler de dahil tüm deniz araçlarıdır. Liman tesisi, demirleme, bağlama için bekleme ve denizden yanaşma gibi alanları da kapsayan tüm liman sahalarıdır. Gördüğünüz gibi liman tesisi deyince demirleme alanları da içine giriyor. Gemi güvenlik zabıtı arkadaşlar. Her gemide bir gemi güvenlik zabıtı vardır. Neymiş İngilizcesi? Ship Security Officer. Bu Ship Security Officer genelde arkadaşlar Chief Officer olur. Yani ikinci kaptan olur. Bu gemi güvenlik zabıtının kim olduğunu belirten bir yazı gemide
herkesin görebileceği bu salonlara ve koridorlara asılır. Ya der ki bu geminin güvenlik zabiti, gemi güvenlik zabiti ikinci kaptandır yazar. Ya da İngilizcesi yazar. Gemide kaptana karşı sorumlu olan gemi güvenlik planının sürdürülmesi ve uygulanması da dahil olmak üzere gemi güvenliğinden şirket güvenlik sorumlusu ve liman tesisi güvenlik sorumlusu ile ilişkilerden sorumlu olmak üzere şirket tarafından atanan kişidir. Genelde kim oluyormuş arkadaşlar? Şirket tarafından atanan kişi oluyormuş hocam. Aynen öyle. Şirkete atanan kişi de genelde kim oluyor yani Fatih? Hocam ne dediniz? Kaptan. Kaptana karşı sorumlu diyorum ben. Şirketten atanan kişi dışında genelde olan kim diyor? Ben iki cümle önce söyledim. Genelde gemide kaçıncı kaptanı yapıyorlar bu iş için? İkinci. İkinci kaptan hocam. Genelde bu iş için arkadaşlar ikinci kaptan sorumlu tutulur gemilerde. Soruyu anlayamadım da usta baba. Bir an afalladım hocam ben. Aynen hocam. Personel sorumlu, gerek zabitan sorumludan bu geminin güvenliğinden sorumlu kişisi ikinci kaptandır diye yazılır zaten arkadaşlar. ISPS koda tabi her gemide, yani siz de zaten çalışacağınız gemilerde bu koda tabi olacaksınız. Gemi güvenlik zabitinin bulunması zorunludur. Şirket güvenlik görevlisi neymiş? Company Security Officer, CSO. Bu arkadaşlar bunlara da dedim yani gemilerde arada bir denetçiler geliyor. Bu denetçiler hani siz makinecisiniz, hani makinedeki şeylere bakar ama durduk yere der ki bu geminin güvenlik zabiti kimdir diye de sorabilir yani. Ya da bu geminin şirket güvenlik görevlisi kimdir diye de sorabiliriz. O yüzden çalıştığınız şirketin, bulunduğunuz geminin bu tarz görevlendirilmiş kişilerini de bilmeniz lazım isimleriyle. Gemi güvenlik değerlendirilmesinin yerine getirilmesini sağlayan, gemi güvenlik planının geliştirilmesini onaylamak üzere sunulmasını ve sonra da uygulanıp sürdürülmesini ve liman tesisi güvenlik görevlisi ve gemi güvenlik görevlisiyle olan ilişkileri sağlayan şirket tarafından yetkilendirilen kişi neymiş? Şirket güvenlik görevlisi, İngilizcesi Company Security Officer, kısaltılmıştı da CSO arkadaşlar. Liman tesisi güvenlik görevlisi, Port Facility Security Officer, PFSO. Liman tesisi güvenlik planının gerçekleştirilmesinden, uygulanmasından, tetkikinden ve sürdürülmesinden ve gemi güvenlik görevlileri ve şirket güvenlik görevlileri ile olan ilişkilerden sorumlu olmak üzere yetkililendiren kişi neymiş? Liman tesisi güvenlik görevlisi. Port Facility Security Officer. Yani liman görevlileri şey mi oluyor? Polis gibi, asker gibi devletin görevlisi mi oluyor yoksa gene şirketin mi? O devletin. Hangi liman? Devletin oluyor liman. Aynen. Hangi liman devletininse. Artık o oraya kimi şey yapmışsa artık. O devlet kimi atamışsa. Anladım hocam. Hocam bunlar peki belli silahlı falan mı oluyor? Belli silahlı adamlar mı oluyor? Yok yani gemiye gelenlerde ben silah görüyordum. Ya her ülkenin içinde değişebilir mi Fatih? Geçen biri yine gemi sayfasını takip ettiğim bir yer. Somali'ye mi neye gidiyorlar hocam? Bir makineli silahlar var. M24, M416 bilmem ne. Bir sürü silahları almışlar. Mermileri neyi diziyorlardı şeye. Savaşa mı gidiyorsunuz dedim. Mesaj attım da adamlara. Oralardan geçerken çok dikkatli olmak lazım da sen ne kadar dikkatli olursan ol. Yani adamlar çıkacağı varsa yani hırsıza kapı kilit tutmaz derler ya aynı onun gibi. Aynen hocam o değişik bir şey de vardı mı? O yüzden hani Avrupa'da çalışan gemileri tercih etmek lazım. Bu tarz şeylerin önüne geçmek için. Evet hocam evet haklısınız. Güvenlik olayı gemilerin veya bir liman tesisinin güvenliğini tehlikeye atan herhangi bir şüpheli hareket veya durumuna da güvenlik olayı adı veriyoruz arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz bugün bu dersten sonra bitiriyorduk. Ama şimdi çarşamba tatil olduğu için arkadaşlar resmi tatil. Şimdi bir ders daha yapacağız mecburen. Çünkü pazartesi 4 ders programı gibi. O
sebeple ki şimdi ara vereceğiz yine kısa bir ara. Tekrar başlarız arkadaşlar. Fazla uzağa gitmeyin. Tamam hocam. Tamamdır hocam. Hemen kapatıp yükleyip ben açacağım tekrar. Geçenki bir an sürdü. Çünkü fanı çalıştırmıyorum hocam. Fanı çalıştırmayınca şey oluyor. Tamam hocam. Uzun sürüyor yüklemesi. Tamam arkadaşlar, hadi bekleyin size de ben hemen açıyorum. Bekleyin size.